Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir konuya başlıyoruz. Türkiye dışından çağdaş Türk şiiri nasıl oluyorsa. Türkiye dışındaki nasıl çağdaş oluyor? Türk şiiri. Anlatacağız hocam, dinlersen anlayacaksın. Evet. Şimdi hocam, Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinden kastımız ne? Bilmiyorum. Türk dünyası edebiyatı, ortak duygu ve düşünce dünyasının yanı sıra zengin bir kültür birikimine sahiptir. Türklerin ana yurdu neresi hocam? Anadolu. Daha Orta Asya, Asya. Orta Asya değil mi? Yani Orta Asya'dan o Türkler hareketlendi. Peki hep Orta Asya'da mı kaldı? Yok. Anadolu'dayız. Yok. Bu tarafa doğru ne yaptık? Yani biz Anadolu'dayız. Peki. Benim teyzemler Almanya'da. Almanya'da. Peki en batıdaki Türk devleti hangisi hocam? En batıdaki Türk devleti şu anda mı? Şu anda. En batıda. Batıda var mı ya? Biziz. Tamam, doğru işte bu. Yani en batıdaki Türk devleti kim gençler? Biziz değil mi? Türkiye. Peki bizim biraz daha doğumuzda ne var hocam? Azerbaycan değil mi? Daha sonra tabii daha öncesinde Sovyet Rusya içerisinde yer alan, şimdi her biri bağımsız olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkeler var değil mi? Evet. Ve bu ülkelere biz ne diyoruz? Türk dünyası değil mi? Ve bu ülkelerde de hangi dil konuşuluyor hocam? Türkçe konuşuluyor. Yani, ama tabii ki Türkiye Türkçesi değil. Türkiye anladım. Türkçesi bizim. Bize en yakın olan hangisi hocam? Dil olarak. Azerbaycan mı? Evet. Azeri'de. Azeri kardeşlerimizin diliyle bizimki çok yakın. Ama Kazakistan'daki, Özbekistan'daki, Türkmenistan'daki soydaşlarımız da var. Onların dili de biraz farklı. Onlar zaten lehçe. Döneme göre ne yapıyor? Değişiyor. İşte biz bu derste o lehçelerdeki Türkçenin farklı versiyonlarındaki şiirleri inceleyeceğiz. Oradaki önemli şairlere değineceğiz hocam. Şimdi ne demişiz? Türkler dünyanın çeşitli coğrafyalarına dağılmış, ülkeler kurmuş. Bununla birlikte Türkçenin farklı lehçe ve şiveleri ne yapmıştır? Oluşmuştur. Türkiye Türkçesi dışında lehçe ve şivelerde de edebi eserler ne yapmıştır? Doğal olarak meydana gelmiştir. Şimdi şuraya dikkat edelim hocam. Türkiye dışında gel biraz daha dikkat edin. Kafayı iyice sopla, hiç gözükmesin burada. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinde genellikle hangi iki tema üzerinde duruluyor hocam? Özgürlük ve ulusal bilinç. Neden peki hocam? Bağımsız olmadıkları için ya da kendilerini tam bağımsız hissedemedikleri için. Sen var ya 10 numara 5 yıldızsın. Evet. Şimdi sonuç itibariyle neden bireysel konular falan filan değil, aşk, böcek, tabii onlar da var da her edebiyat, ama niye genellikle gençler Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinde özgürlük ve ulusal bilinç işleniyor? Çünkü yakın sürece kadar, yani bu Sovyet Rusya dağıldıktan sonra biliyorsun hocam Türk devletleri kurulmaya başlandı. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan bağımsız. Daha öncesinde bağımsızlar mıydı bu ülkeler gençler? Hayır. Dolayısıyla da o ulusal bilinç, o dile sahiplenme, özgürlük bilinci Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin ana iki teması olarak karşımıza ne yapar hocam? Çıkar. Evet, peki Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin ülkelere göre temsilcileri kimler hocam? Ön planda olan kimmiş? Bahtiyar Vahapzade. Hangi ülkenin şairi? Azerbaycan. Evet. Muhammed Hüseyin Şehriyar. Hangi ülkenin şairi? İran. Burada bir duralım. Peki İran Türk devleti mi? Hayır, ama anladığım kadarıyla azınlık var. Var. Evet. Türk olarak. İran'da, hatta İran şeyde Güney Azerbaycan denilen hocam. İran'ın kuzey aşağısına doğru ne var? Orada aslında yoğun bir Türk nüfusu var. Kuzey aşağısına. Evet. Aşağısı yukarı. Oradan bakın. Yani ama sonuç itibariyle şunu bilin gençler. İran'da yoğun bir Türk nüfusu var. Ve bu Türk nüfusunun da konuştuğu Türkçe Azerice. İşte Muhammed Şehriyar da Azeri Türkçesiyle şiirler oluşturmuştur. Ve bu anlamda da Türk dünyasının önemli bir şairidir. Recep Tüpçü. Bulgaristan. Yine Bulgaristan'da da Türk soydaşlarımız var. Onu kastediyoruz. Macan Cuma Bayulu. Kazakistan. Kazakistan. Osman Türkay, Özger Yaşın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Abdülhamit Süleyman Çolpan ve Aybek. Ki Aybek Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın öğrencisidir. Aynı zamanda Özbekistan. Ata Atacanoğlu. Türkmenistan. Nimetullah Hafız ise eski Yugoslavya. Şimdi tabii yeni gençler Yugoslavya'yı hiç bilmeyebilir. Bizim zamanımızda biliyorsun hocam Yugoslavya diye bir ülke vardı. Yugoslavya sonradan parçalandı. Kimler var içinde? Bosna Hersek. Ondan sonra Hırvatistan, Sırbistan. Orada da tabii ki Türk nüfus var. Ve Nimetullah Hafız da eski Yugoslavya'daki Türk şairlerden birisidir değerli gençler. Peki hocam, şimdi iki tane şiir örneği seçtik. Birisi Ata Atacanoğlu'ndan, birisi Macan Cuma Bayulu'dan. Hocam, Atacan Ataoğlu Türkmenistan, Macan Cumbayoğlu ise Kazakistan şairi. Bir şiirimiz burada Türkmence, biri de Kazakça. Hazır mısın hocam? Hazırım. Şunu bir okur musunuz hocam?
Bayak men bir guzi söydüm. Bu arada biz Ahıska Türküyüz arkadaşlar. Orta Asya göçmeni, o yüzden benim dilime uyar. O yüzden bana. Hadi bakalım. Günde taze giyim giydim. Her aşamam öz yanımdan indi söyse gerek diydim. Evet, Atacan orada demiş. Bayak men bir kuzu söydüm. Hı-hı. Yani ne demek istiyor burada gençler? Demin ben bir kızı sevdim diyor hocam. Demek ki kızı görmüş, ilk görüşte aşk. Ha, öyle bir şey. Günde taze giyim giydim diyor. Hemen gidip temiz kıyafet. Tabii tabii, değil mi? Orada şekil yapacak. Aha! Hemen gittim diyor, kendime kıyafetler aldım diyor, onları giydim diyor. Her akşamam öz yanımdan, yani diyor ki her akşam kendi kendine, artık hocam aşık oldun, güzel gidin kıza bakıyorsun, kesişmeler falan filan. Hı-hı. Akşam eve geliyorsun böyle, düşünüyorsun ve hep kızı düşünüyorsun, değil mi? İşte orada düşünüyor, en son ne diyor? İndi söyse gerek diydim. Artık sevse gerek dedim. Ha. Yani artık düşündü, artık sevse o gerek. O kadar giyiniyoruz, temiz yani. Tabii canım. Atatacan oldu. Bu şiiri Türkmenceydi değerli gençler. Bir de Kazakça Macan Cumba yolunun bir şiiri var. Bir de bunu okuyabilir misiniz hocam? Okuyayım tabii. Hadi Kazakça. Bakalım. Altın kün... Zaten hayatım Kazakistan'da geçiyorlar. Altın künden bağımsız bir belge bop. Nurlu cudız babam tili sen kaldın. Cank kör mü? Carık, carık. Carık, körmeyi catsan da uzak kentilim. Taza teren öktürü küçtü kentilim. Taralgan Türk balaların bavrına. Akkolin men tarfta, men tarta alarsın tamam, sen evet. Tilim. Kazakistan'daki tüm soydaşlarımızdan özür diliyoruz. Zormuş evet, o ben. Macan Cuma Boyu. Ama yani bak şöyle gençler, şuna dikkat edelim. İşte böyle lehçelerdeki farklılıklar uzak. Bak Türkmence daha bize yakın geldi, değil mi? Ama Kazakça'da ne yaptık? Evet. Zorlandık işte. Bunlar farklılıklar. Bunu bir açıklayalım gençler. Altın künden bağsız bir belgi bob. Nurlu cıldız babam tili sen kaldın. Yani diyor ki hocam, altın devirden paha biçilmez bir işaret olarak ışıklı bir yıldız olan ata dilim sen kaldın. Hani dedik ki hocam neden? Aslında burada şairimiz neye gönderme yapıyor? Orada azınlık oldukları için ya da Sovyet Rusya içerisinde bir ülke oldukları için eski tarihimizden bize bir tek yadigar ne kaldı diyor? Dilimiz yani Kazakça. Sonra ne demiş? Carık körmey catsan da uzak kentilim. Taze teren ötkür küçtü kentilim. Taralgan Türk balaların bavrına. Balayı biliyorum. Bala çocuk. Balam derler böyle. Ak kolun men tarla atarsın, alarsın sentilim. Yani diyor ki okunup yazılmasa da eski ve zengin olan dilim. Temiz, derin, keskin ve güçlü geniş dilim. Sen dağılmış Türk çocuklarını mübarek elinde bağrına çekebilirsin demiş. Böylelikle dil bilinci, milli bilincin ortaya konduğu bir şiir Macan Cuma Bayulu'nun. Buradan şunu da söyleyelim. Macan Cuma Bayulu'nun hocam Kurtuluş Savaşı yılları sırasında Türkiye Türklerine yazmış olduğu çok güzel bir şiir var. Buradan bunu da söyleyelim ve öğrencilere de şunu söyleyelim. Yani her şey tamam, bize videoyu izliyorlar falan filan ama biraz da araştırsınlar. Onlara da bu şiiri söyleyeyim, mutlaka araştırsınlar, okusunlar. Alıs takı bağrıma, yani uzaktaki kardeşime başlıklı uzun bir şiiri var. Macan Cuma Bayulu'nun Kurtuluş Savaşı ile ilgili, bunu da mutlaka araştırın ve okuyun değerli gençler. Şimdi 90'larda Ahıska'dan bizim akrabalar evet. Türkiye'ye gelmeye başladılar. O zaman tabii görüşmelerimizi, o zaman da gençtik ama çok fazla anlamıyorduk belki. Şunu fark ettik aslında. Gerçekten de yurt dışında azınlıkta kalan gruplar hep biraz daha ana yurdun özlemiyle, Türkiye'ye gelme isteğiyle yanıp tutuşuyorlar. O yüzden özgürlük tadındaki şiirlerin çıkması gayet doğal bir şey. İşte orada birisi gidip de özgürlüğü tamamen kenara bırakıp günümüzde Twitter'da esen o saçma konulara benzer konu var yasa, ne yapıyorsun sen derler adama yani evet. Bunca meselenin arasında. Evet. Şimdi hocam ön plana çıkan iki şairimizden bahsedelim. Birisi Bahtiyar Vahapzade, diğeri de Muhammed Hüseyin Şehriyar. Hı hı. Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan'ın Şeki şehrinde doğmuştur. Şuraya dikkat gençler. Tıp fakültesini yarıda bırakarak eğitimini filoloji fakültesinde tamamlamıştır. Yani tıp fakültesi okurken oradan vazgeçiyor ve filoloji. Filoloji demek ne demek dil hocam? Dil bilimi. Dil bilim. Demek ki bak idealist değil mi? Tıpı bırakıyor. Hı-hı. Ne işim var benim tıpta? Ben dilci olmam lazım. Ya da edebiyata ya da dile olan tutkusundan dolayı filoloji fakültesine ne yapmıştır? Tamamlamıştır. Şiirlerinde doğal olarak milli manevi duyguları ne yapar?
Bahtiyar Vahapzade ön plana çıkartır ve hatta Azerbaycan'da bu anlamda milli manevi duyguları ön plana çıkarttığı için kendisine Azerbaycan halk şairi unvanı ne yapmıştır? Verilmiştir. En önemli şiiri ise kitaplarda sorular hep gelir hocam. Nedir? Benim dostlarım. Bunun dışında Bahar, Dostluknamesi, Grup Düşünceleri gibi şiir kitapları bulunur. Kimin? Bahtiyar Vahapzade'nin. Peki Muhammed Hüseyin Şehriyar ki aslında hocam adı Muhammed Hüseyin'dir. Şehriyar mahlasıdır. Dolayısıyla da şiirlerindeki o ünden dolayı sonra Şehriyar olarak ne yapılır? Anılır. İran'ın nerede doğmuş hocam? Tebriz şehrinde. Demin de bahsetmiştik. İran'da yoğun bir Türk nüfusu var. Özellikle Tebriz bölgesinde Türk nüfusu bir hayli fazla. Onu da söyleyelim. Çocukluğu Heyder Baba Dağı'nın eteklerindeki ne köyünde geçmiş hocam? Heyder Baba köyünde geçmiş. Bu da zaten daha sonra bir şiir yazıyor. Heyder Baba'ya selam diye oradaki Türklerin yaşayışını anlattığı o önemli. Bir ilginç nokta hocam. Buraya dikkatini çekiyorum. Tıp fakültesine eğitime başladı ama son sınıftayken ne yaptı? Bıraktı. Kimin gibi? Bahtiyar Vahapzade gibi. Şu var yani Orta Asya ülkelerinin tıp fakülteleri iyi değil. Hacettepe vardı da biz mi okumadık falan deyip. Yok, gerçekten ama yani son sınıfa kadar gelip de bırakmak Yani sonra, idealistlikte zirve aslında. Ya belki tabii özel nedenler de vardı. Sonra zaten bırakıyor. Memurluğa başlıyor hocam. İran'ın değişik şehirlerinde memurluk yapıyor Muhammed Hüseyin Şehriyar. Daha çok hangi dilde yazmış? Farsça. Yani aslında sonuç itibariyle Muhammed Hüseyin Şehriyar her ne kadar çağdaş Türk şiirindeki bir isim gibi versek de Türkiye dışındaki aslında Farsça şiirleri daha fazladır. Onu da söyleyelim. Ama Azeri Türkçesiyle yazdığı neymiş şiirin adı hocam? Heyder Baba'ya selam. Hani o da köyüyle alakalı, oradaki yaşamla alakalı yazmış oldu. Heyder Baba'ya selam şiirini Azeri Türkçesiyle yazıyor. Ve bu Türk dünyasında Şehriyar'ın tanınmasını ne yapıyor hocam? Sağlıyor. Buraya dikkat edin. Bunun dışında Türk'ün Dili, Alnımın Yazısı, Yalan Dünya gibi başlıca şiirleri vardır. Kimin? Muhammed Hüseyin Şehriyar'ın.